Aslında bunu İl Emniyet Müdürlüğü de tabii il genelinde trafik sorumluluk bölgesi kayıtlara geçen Nisan ayına ilişkin trafik verilerini açıkladı. Nisan ayında 31.055 taşıtın denetlendiği Kastamonu Polis Sorumluluk Merkezi'nde 31.055 taşıtın denetlendiği 3.371.855 tutarında 6.448 ayrı ceza uygulandığı açıklandı ki ben şunu sıkça duymaya başladım. Bilmiyorum siz de duyuyor musunuz? Son dönemde özellikle Kastamonu il merkezinde ceza noktasında, trafik cezası noktasında çok ama çok can yakıcı cezaların olduğu noktasında bilgi var. 14 sürücünün belgesinin geri alındığı, 61 aracın ise trafikten men edildiği bilgisi var. Nisan ayında 85 maddi hasarlı, 45'te yaralanmalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda şans eseri can kaybının olmadı ancak 59 kişinin ise yaralandığı ifade ediliyor. Trafik kazaları ve trafik verileri bu şekilde arkadaşlar. Yani il merkezinde ben sıkça duymaya başladım. Trafik Trafik cezaları cezaları. çok can yakıyor. Yani çok sık ceza uygulandı ve çok can yaktı Şimdi iki dığı taraflı noktasında. bakalım konuya diyerek ben başlayayım. Ondan sonra Erhan Veren'e verelim sözü. Eğer müsaade edersen. Şimdi hadiseye iki taraflı bakalım. Trafik cezası yiyoruz. Ben de yiyorum. Emniyet kemerimizi takmadığımız için trafik cezası yiyoruz. Araç kullanırken telefonla konuştuğumuz için trafik cezası yiyoruz. Yani Hatalı aslına park. bakarsan insan hayatına hem kendinin hem karşındakinin hayatına direkt mal olabilecek hatalar yüzünden trafik cezası yiyoruz. Hızdan trafik cezası yiyoruz falan. Şimdi yaşadığımız trafik kazalarında insan hayatları gitti. 5 kişi bir haftada 5 can kaybı. Covid-19'da da haftalık 5 can kaybı olduğu zaman biz buradan bas bas ne diye bağırdık? Maskemizi takalım. Temizlik kurallarına riayet edelim. Şimdi uygulamalar çok sert vesaire doğru. İnsanların birçok derdi varken hatalı park yüzünden trafik cezası yazılsın mı yazılmasın. Fakat biz pandemi döneminde virüs yüzünden yaşadığımız can kayıpları nedeniyle maske takalım diye bas bas bağırdık. Temizlik kurallarına uyalım diye. Daha kalabalık yerlerde daha az duralım diye bas bas bağırdık. Şimdi emniyet kemerimizi takalım diye bağırmıyoruz ama. Ya da telefonla konuşmayalım diye bağırmıyoruz. Aslında aynı şey. Can kaybı. Virüs gibi düşünebiliriz yani. Bunu en çok yapan lardan birisi de benim. Yani araç kullanırken telefon mecburen de olsa telefon kullananlardan birisi benim belki. Buna rağmen diyorum. Bunun için yazılan cezalara ben eyvallah diyorum. Yazılmalı da daha da sert davranılmalı. Hız kurallarına yani hız sınırlarına uymayan insanlara yazılan cezalara eyvallah diyorum. Fakat şimdi benim burada bizim ofisimiz cadde üzerinde. Ben burada ofise çıkıyorum. Bir şeyler alıp yani yarım saat duruyorum aşağıya iniyorum. Diyor ceza yemiş oluyorum. Ama burada Buna şöyle bir şey gerek yok. var. Senin bu ofisin bu ön taraftaki cadde üzerinde ceza kesiliyor. 50 metre ileride Evet. orada da kesilmiyor. Niye? Orada siyasi Kesinlikle parti siyasi var. parti var. Şimdi bunu Öyle yapmıyorsun ama da. yani. Kesinlikle Orada öyle. kesmiyor yani. Evet. Orada Şimdi çekebiliyorsunuz. Orada kimse bir şey demiyor. Kastamonu'da olup da diğer illerde çok fazla olmayan şeylerden birisinden söyleyeyim. Ne yazık ki Kastamonu sanki terör bölgesiymiş gibi. Diğer şehirlerde mesela ben Ankara'ya gittim geldim daha yeni. Hafta sonu Ankara'daydım. Gittim geldim işimiz gereği. Ankara'ya girerken kontrol oluyor. Ankara'da akşama kadar gezdim doğru düz kontrole rastlamadım. Kastamonu'ya girerken çok fazla kontrol yok. Çıkarken de yok. Kastamonu şehir merkezinde trafik kontrolü var. Zaten trafik sıkışık. Bir de şimdi kontrolle daha da Evet. keşmekeş bir hal Yani alıyor. burada ha bak şunu yapıyor bak şunu yapmış olsalar. Trafik kontrolünde uyuşturucu arasalar. Alkollü sürücülere baksalar. Emniyet kemerini takanlara dert etseler. Ya da hız sınırını aşanlara vesaire. Ama trafik kontrolü yani
Şimdi yaptığımız şeyin bir amacı olması lazım. Amaç ceza yazmak değil. Amaç topluma yararlı olmak ya, adına olmalı. Geçen gün bir örnek vereyim. Hani bu demişken. Şimdi hepsi kural. Eyvallah. Yani yazdığın cezaya da itiraz edecek halimiz yok. Geçen gün, eyvallah. Geçen gün tam Kışla Parkı'nın oradan itibaren bir trafiğe girdim. Evet. Dedim ki ya ileride kaza falan var ya da bir çalışma var falan diyorum böyle hani. Ya trafik tam Çengelleri'nin oraya kadar bir kilitlenmiş. Trafik ilerlemiyor. İlerleme şansı yok. Gıdım gıdım gidiyoruz. Ya diyorum ki acaba ya kaza var ya bir inşaat falan yapıyorlar. Hani ya bir işte kamyon çekildi falan, yol daraldı falan hani. Bunu seyrediyorum. Ya Çengelleri geldi. Trafik kontrolü. Ya şimdi trafik görevlilerin yani görevi trafiği rahatlatmak mı? Trafiği kilitlemek mi? Evet. Bunun benzerini şeyde de yaşıyorum. Kuzeykent tarafından işte çarşı merkezine evet. gelirken SGK'nın önünde de mesela bazen yaşıyorum. Özellikle. Şeye kadar Santra Park'ın oraya kadar trafik kilit. Özellikle şu talep ediliyor. Yani Salıpazarı bölgesinde biliyorsunuz o Salıpazarı kavşağı var. Süt Vapkası mevkisinde. Evet. Salıpazarı salı günleri zaten pazar var orada. Evet. Ortadan kesiyorsunuz orayı. Evet. Geçiş izin vermiyorsunuz. Salı günleri özellikle orada trafik ışıklarının pasif hale getirilmesi. Yani tabii boş boşuna trafiği zaten kilitliyorsun. Kilitliyorsunuz. Yani zaten geçiş yok ortadan ama siz kilitliyorsunuz hala ışık yanıyor. Tabii. Yani bunu aslında bunlar çok basit. Yani bunları muhtarlarımızın yani da dile getirmesi, yetkililere iletmesi lazım. Bunlar vatandaşımızın isteği. Salı pazarında o ortayı zaten kesiyorsunuz salı günleri. E zaten pasif hale getirilmesi lazım ışıkların ama hala aktif bir şekilde çalışıyor ve trafik sıkışıyor. Ta şeye kadar, Tosya Kavşağı'na kadar. Ya şey diyorum ya önemli bir şey olur. Evet. Ararsanız lan birini ararsınız, biri kaçmıştır falan. Ya trafiği kilitleyin. Eyvallah hadi hep beraber kilitleyelim. Ama yani ne yapıyorsun? Motosiklet uygulaması yapıyoruz. Ne yapacağız? Trafiği kilitledik. Ya böyle bir mantık yok. Şöyle, mesela ben şunu da anlıyorum. Yani ben olsam bunu da yaparım. Hafta sonları alkol kullanımı, alkol tüketimi çok fazla. Yani insanlar ertesi gün istirahat edeceği için araçlarında orada burada içki içiyorlar. Alkol alıyorlar. Sağlığa çok zararlı olduğunu da yani belirtelim. Kullanılmaması gerektiğini de belirterek söylüyorum bunu. Bunun için kontroller olur. Ama bu her gün olacak bir şey değil. Ne için yaptığımız yani ben atıyorum bir gün ya da iki gün ya da her gün araçlarda, insanlarda uyuşturucu ararım. Kaçak silahı var mı? Buna bakmak isterim. Bunu yaparım. Ama ya ben arabamı yanlış bir yere park etmişim ya da bir işim varmış gitmiş gelmişim. Bunlarla uğraşmak yerine gerçekten de ülkenin sorunu olan şeyler. Evet. Bunlarla uğraşalım. Yani can kaybının olacağı şeyler, can kaybına sebep olacak şeyler. Ya bir de piyango bize çıktı olayı olmasın. Evet. Çünkü niye? Şimdi sen diyorsun ki ben aşağıya arabamı mesela 2 dakika çıkıyorum. Yukarıdan bir şey alıp ineceğim. Baktım ceza kesin. Mecburen çıkıyorum ha, yani. Baktım ceza kesin. O cezayı yiyebileceğimi ya, düşüne çıkamıyorum. Ya şimdi sana denk geliyor polis. Sana ceza kesiyor. Ben çekiyorum mesela. Yarım saat duruyorum. Bir saat duruyorum. Bana ceza kesmiyor. Ya şimdi hiç kimse anasının karnından şanslı doğmuyor. Aynen öyle. Şimdi bu işte böyle. Ya eğer burası yasaksa burayı eğer hiç çekmemiz yani bir dakika bile çekmemiz yasaksa. Duba koy. O zaman çek kardeşim komple dubaları. Evet. Ya çektirme. Ya da Amasya'ya gittin geçenlerde. Aynen öyle. Amasya'da cadde üzerlerinde şey var böyle hani EDS şeyleri var. Evet. Hani girdiğin anda zaten otomatik olarak sana cezalar yazılıyor oraya. Ya bunu yap. Gidiyorsun. O zaman bunu yap. Ha bunu yapıyorsan da şunu da yapması lazım. E belediye de kardeşim. Yani şehirde o zaman otopark alanlarını çoğalt. Evet. Bunların kesinlikle. Da olması lazım. Trafik noktasında yapılması gereken çok iş var. Yani bu arada şey, tabii can kayıplarından çıktık yola. Evet. Can kayıpları ve trafik uygulamalarından çıktığımız yola çıktığımız için bunları söyledik. Ama can kayıplarıyla ilgili ben şunu söyleyeceğim. Yani bunu söylemeden edemeyeceğim. Tabii. Geçenlerde bir gazetenin attığı bir başlık vardı. Manşet var. Çok hoşuma gitti. Ben 17 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Evet. 17 yıldır her bayram, her Ramazan bayramı, her Kurban Bayramı'ndan sonra biz kaza haberleri yaparız. İşte evet. 20 kaza, 30 ölü, işte 5 ölü, 30 yaralı. Bu sefer yapmadık. Bu sefer yapmadık biliyor musunuz? Nedeni? Ha, kimse trafiğe çıkmadı. Evet. Yani bu yakıtlardan, bu akaryakıt şeylerinden dolayı uzun yol seyahatleri yapan sayıları çok azaldığı için hiç kazanın olmadığı aynen. bir bayram geçirdik. Bu da dikkat çekici bir başlık. Şeye benziyor. İzlediğim internette bir skeç vardı işte hani ekmeğe zam yapıldı. Hayır ekmeğe zam olarak bunu vermemek lazım. Nasıl verelim? İşte obeziteyle mücadele diye veriyoruz. İşte bu da şimdi şey hani
trafik trafik kazalarını sıfıra indirdik. Hayır, biz trafik kurallarını düzgün uyguladığımız için yani şöyle, uyguluyoruz gibi. Canavarı parayla öldürdük. Aynen öyle. Evet, bu arada tabii